gücünüzü bıraktınız, zamanınızı bize hasrettiniz. Bu o kadar önemli bir şey ki, öyle büyük bir vebal ki, hakkınızı helal edin. Allah razı olsun sizlerden. Bu arada aramızda gazeteci arkadaşlarımız var. Şimdi bu özellikle bakın diyor ki, emekliyim, açım, kurtar Meral bacım. Biz 20 Ocak 2020'den beri il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan geziyoruz. Gezme nedenimiz, Türkiye'nin yün yumaklarıyla, hani kedileri atarlar ya, yün yumağı kedinin ayaklarına karışır, kurtulamaz bir türlü. Yün yumaklarıyla meşgul edilen siyaseti kutuplaştırmaktan, insanları birbirine düşürmekten haz alanların attığı yün yumaklarını ortadan kaldırmak ve vatandaşın dertleriyle dertlenip, o dertleri öğrenip, o gerçek problemler üzerinden çözüm üretip, o çözümler üzerinden de bizi yarıştırmanızı sağlamak üzere, rekabet ettirmenizi sağlamak üzere, yeni bir siyaset anlayışı inşa etmek üzere tam 2,5 yıldır geziyoruz ve Allah'a çok şükür sizi birbirinize düşürenlerin artık o oyunlarının, o dümenlerinin sökmediği bir yeni sürece ve seçmenin veli nimet olduğu yeni bir sürece inşallah birlikte Allah'ımıza çok şükür yeni bir siyaset anlayışını inşa ettik. Artık seçmen veli nimet, şuculuktan buculuktan dolayı oy verme zamanı, oy verme isteği ve birbirine düşman olma hali ortadan kalktı. Çocuğu açken, evladı tayin olamamışken, 92 puanla tayin olamamışken, ayısı dayısı olan, 58 puanla mülakattan tayin edilen gençlerin bulunduğu bir ülkenin varlığını görünce benim kardeşim anladı ki çırak çıkmış. Anladı ki ağalar harala gürele deyip sizi çırak çıkartıp kendi yandaşlarına paraları saçmışlar. 5 maaş alan, 10 maaş alan, 11 maaş alan danışmanlar varken senin çocuğun 4 yıllık, 2 yıllık üniversite mezunu olarak iş bulamıyorsa, 92 puanla, 86 puanla atanamıyorsa, bu işte bir dümen var demektir. Bu harami düzenin inşa ettiği bir dümen. Bu dümeni de, bu harami düzeni de birlikte yıkacağız inşallah. Helal oylarınızla, demokrasiyle, sandıkta bunların tamamını Hatay'a birlikte göndereceğiz inşallah. 2 tane rakam vereceğim. Bakın hangi dümenler neticesinde ne adresiniz? 24 milyar lira Türk Telekom'dan alındı. Hariri'nin cebine kondu. Hariri Sayın Erdoğan'ın aile dostu. Ayıp olur onu üzmek. Sizi üzdüler, 24 milyar lira Hariri'nin cebine kondu. Ankara'da bir Anka Park var. Çarpışan otomobillerin çarpışamadığı bir park. Tam 801 milyon dolar harcanmış. Türk parasıyla 14 milyar lira. Topla ikisini, 38 milyar lira birilerinin cebine girmiş. Kimin cebinden çıkmış? Hepinizin cebinden çıkmış. 38 milyar lirayla neler yapılabilirdi? Nisan ayında atamadığınız gübre ücretsiz olarak verilebilirdi. %50 mazotlarınızda indirim yapılabilirdi. Gübreyi bedava atabilirdiniz. Elektrikte indirim yapılabilirdi.
sizi aracı şirketlerin, dağıtıcı şirketlerin elinden kurtarabilirdi. Gençlerimize istihdam yaratılabilirdi. Evet. Oo. 911.194 fatura. 60 bin lira. Ha bu fatura ortak. Evet. Bu şey kilovatı. Evet. Oo. 60.264 lira. Ya arkadaş bunu gördükten sonra zaten konuşmanın anlamı yok. Bakın ya ben bunu 9-11 okuyorum hesap edin. Oo. 11-8-2022 son ödeme tarihi. 60.264 lira. Nasıl ödeyeceğim kardeşim? Buğday tüm yetmez ona. Bu ayın faturasına bütün kaldırdığım buğdayın parası yetmiyor. En ufak bir çiftçiyim ben. Ya. Kaç dönüm işliyorsun? 100 dönüm işledim. 100 dönüm işledin. Ah. 60 bin lira. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir ayda 60 bin ama 38 milyar lira gitti. Senin cebinden gitti. Onun cebinden gitti, onun cebinden gitti, onun cebinden gitti, hepimizin cebinden gitti. Zehir zıkkım olsun. Elbette haram zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun. Ama artık buna dur deme vakti geldi de geçti bile. Bundan sonra kaşının altında gözüm var, niye var diyenlere hadi oradan be diyeceksiniz. O 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş, 11 maaş alan danışmanlar, yan gelip yatan danışmanlar, saraylarda oturanlar, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçanlar, 60 bin lira bir ayda elektrik parası gelen bir çiftçi, bütün buğdayım buna yetmez diyen bir çiftçi. Bir aylık, bir aylık. 180 bin lira ödeyeceğim diyor. 3 ayda 180 bin lira ödeyeceksiniz. İşte sözün bittiği yer. O 38 milyar lirayla bunlar olmayabilirdi. Ama buna karşılık bir hayırlılar, iki tane de müteahhit cebini doldurdu gitti. Bakın diğerlerini saymıyorum bile, diğerlerini saymıyorum bile. İşte şimdi bundan sonra bu harami düzeni yıkmak için bir kere mutlaka herkes gidip oy kullanacak. Ve bu gidişata hayır diyecek. Bu harami düzeni beraber yıkacağız ama en önemlisi artık diyeceksiniz ki muhteremlere bize üstten bakamazsınız. Ayağımıza geleceksiniz. Karşımızda resmi tazim duracaksınız. Biz sizi tartacağız. Ve ben asılım. Aziz Türk milletiyim. Büyük Türk milletiyim. Sen yedeksin. Sen vekilsin. Su görününce temin bozulur. Dolayısıyla seçmenin veli nimet olduğu gün elbette ki bu harami düzen ortadan kalkacaktır. Yazık ya! Çiftçinin gözyaşı, emeklinin gözyaşı, gencin gözyaşı ve cepleri doldurulan haramiler. Haram olsun, zıkkım olsun. Allah'a emanet olun.